perşembelerdim ama onun da vakti var. Onun da vakti var. Şimdi gerçekten sevgili Eşref kardeşime teşekkür ediyorum. Beni takdim ederken dedi ki, kardeşiniz, evladınız, arkadaşınız Riyad Kırmızıoğlu. Gerçekten ben öyle hissettiğim için bu sokaklarda dolaşırken her biriniz gibi saf, temiz ve içten dolaşmaya gayret ettim. Bunu ömür boyunca sürdüreceğim. Bir kere bunu bir kenara yazalım. Milletvekili olsam da olmasam. Ama şimdi ben size iki tane belge göstereceğim. Bunlar bana ait değil. Her ne kadar beyaz bir kağıda yazmışsa da tek tek dolaştırıp görebilirsiniz. Sizlere selam söyledi bir kardeşimiz. Bu bir ilçe başkanı. Kardeş ilçe başkanımız. Hemen yandaki ilçe, hangi ilçe? Samandağ ilçe başkanı. Samandağ'daki kardeşlerim sizlere selam söylediler. Bakın ne yazıyor burada biliyor musunuz? Dün 23 Mayıs 2018 çarşamba günü toplantıdayız, yan yana oturuyoruz. Dedi ki 5 gider 6'yı zorlarız. Var mı başka bir şey diye? Bunun hesabında mıyız diye düşünmedik ama bir de uzak ilçelerden biri bugün sabah telefon açtı. Yöneticisi Reyhanlı'nın hani yok şudur budur böyledir şöyledir diyor ya bazıları, gerek yok gerek. Gökhan kardeşim size selamlarını gönderdi sabah. Dedi ki madem ki bugün arzundasınız Reyhanlı ilçe yönetiminden size selam gönderdi. Reyhanlı ilçemiz açık, sahada ve 301. milletvekili için çalışıyor. Teşekkür milletvekili için değil. Yeter mi? Daha sakin mi? Daha söyleyeyim mi? Yoksa yeter değil, bu lafzı kapatalım, bu bahsi kapatalım değil mi? Yeter. Gerçekten yeter. Artık tamam. Neymiş? Artık tamam! Artık tamam! Artık tamam! O zaman gerçek konumuza dönelim. Sanalla uğraşmayalım. Arkadaşlar bu memleketin 5 tane temel sorunu var değil mi? Bunların en önemlilerini sırayla değil, hepsi aynı önemli olduğu için bir tanesini sona saklayarak sayacağım. Ekonomi arkadaşlar, herhangi bir şey söylemeye gerek var mı? Ekonomi gümbür gümbür düşüyor. Yani Toroslardasınız, iniyorsunuz Ankara'ya doğru. Kamyonun freni patlamış, freni tutmuyor. Tek bir şansınız var, o da yol üstünde bulunan İki tane kaçış rampası. Bu iki kaçış rampasından eğer kamyonunuzu, yani ülkenizi, yani Anadolu'muzu, yani insanımızı kurtarmak istiyorsanız bu iki kaçış rampasını kullanmak zorundasınız. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak zorundasınız. İkinci kaçış rampası İkinci kaçış rampasına Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapmalısınız. Tamam mı? Çünkü ekonomi tıkırında değil. Ekonomi bitti. Dolar 5'i görüyor, aşağı iniyor. Niye görüp aşağı iniyor? Size bir sır söyleyeyim mi? AKP milletvekilleri paralarını yurt dışına kaçırıyor. Niye? Niye? Ne oldu? Batıyoruz diyoruz ya biz. Onlar diyor ki battık hadi eyvallah. Bunda başka söyleyecek bir şey var mı? Ben daha size mazot benzin falan diyeyim mi? Demeyin. Ekonomiyi geçelim. Eğitim. Bizim temel sorunlarımızın ikincisi eğitim.
tür bir meslek edineceğini onlara göre belirleyeceksek, yani mevcut bakana göre 11 tez eğitim sistemi değiştirdiler 16 yılda. Bunu kabul mü edeceğiz yoksa tamam defolun mu diyeceğiz? Buna sizler karar vereceksiniz 24 Haziran günü. Ben biliyorum burada konuşmak boş. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Ama en sonunda söyleyeceğim neden konuştuğumu. Ben boş konuşmam. Bunu biliyorsunuz. Üçüncü temel sorunumuz dış politika. Dış politika deyince arkadaşlar en çok sınır ipleri etkilenir. Neden? Çünkü sınır ipleri komşulara değen ilk illerdir. Önce bizim canımız yanar, sonra Konya'nın canı yanar. Doğru muyum? O yüzden kavgalı olmadığımız bir sınır komşumuz kaldı mı? Yetmez. Uzak ülkelerlerde kalmalıyız. Hollanda'yla kavga ettik. Yunanistan'la ettik, yetmedi. Amerika'yla ettik. Yeri geliyor Rusya'yla. Bir dost, bir dargın, bir barışık. Böyle bir şarkı vardı ama gerek yok. Gerek yok. Biz Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh ülkesine bağlı olarak memleketimizde sadece barışı tesis etmekle kalmayacağız. Görevimizden Orta Doğu'ya, Suudi Arabistan'a gidip çalışan insanların ekmeğine, işine, aşına da çomak sokakları defedeceğiz arkadaşlar. Bir diğer önemli konumuz, bunları kısa kısa geçiyorum çünkü anlatacağız, daha çok geleceğim ben buralara. Dış politikayı geçtik, toplumsal barış. Her türlü etnik grup, her türlü ayrıcalıklı gruba herhangi bir şekilde ister olumlu ister olumsuz yaklaşımlar bizim barışımızı bozuyor. Adına ister Türk sorunu deyip, ister Doğu Güneydoğu sorunu deyip ya da isterseniz bölgemize baktığımızda Alevi'ydi, Sünni'ydi, Çerkez'di ne derseniz deyip bu sorunların büyütülmesinden yana olan 16 yıllık hükümet yerine geldiğinde affedersin bilmem Ermeni, affedersin bilmem Alevi diyen bu hükümet canımıza tak etti. 2015'te aklımız vardı, bunları devirecektik, devirdik. Devirdik arkadaşlar, Haziran'da devirdik. Ama oyunu bozdular, saklığı yıktılar. Bu sefer yıktırmayacağız. Bu kadar. Hem oy vermesini bileceğiz, hem sandıkları beklemesini bileceğiz, hem de bu sandıkları yakıp yıkmaya, hile yapmaya, bizi kandırmaya ve hakkımız olanı almaya çalışanların inanın kapılarda bekleyerek gerekirse ölmeyi göze alarak gözlerini çıkarırız. Bu hak bizim, bu oy bizim, bu memleket bizim. Şimdi geldik en önemli, dedim ya size en önemli sorun. Aslında hepsi birbiriyle aynı ama en önemlisi demokrasi. Neden demokrasi önemli? Çünkü en başta ve söylediğim ekonomiyi düzeltebilmenin yolu o halin kalkmasıdır. Eğer siz bu ülkeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasamadaki parlamenterlerin çıkaracağı yasalarla değil de evde yatak odalarınızda, oturma odalarınızda, çalışma odalarınızda verdiğiniz kararla yönetecekseniz, yani karma hükmünde kararnamelerle yönetecekseniz dolar 1.5'e çıkar, 1.4.5'a iner, 50 kuruştan milyonlarca dolar üstünden çarparsınız bu ülkeyi. Yani faiz lobileriyle, rantiyelerle bu ülkeyi soyarsınız. Çok moda bir deyim var bugünlerde. Sayın Muharrem İnce kullanıyor. 3B diyor. Ama bugün başka biri 3B daha dedi. 3 tane beyazımız vardı. 3 tane beyaz. Beyaz deyince aklına ne geliyor? Şeker. Sattılar mı şeker fabrikalarını? Sattılar. Un. Bu ülkede buğday üretiyorlar.
üretiliyor mu? Üretilmiyor. Peki, geri kalan beyaz pamuk, doğumunu bile İsrail'e borçlusun. Ne konuşuyorsun sen kardeşim, ne? Sen burada bağımlı olmaktan öte bize hiçbir şey yapmadın. O yüzden artık yeter. Tamam diyoruz, gideceksin kardeşim. Ama gelelim şu en moda 3B deyine. Çok önemsiyorum. Bu ülkenin kurtuluşu sadece ve sadece bu kadar basit bir formüle dayanıyor. 3B dediğimizi hepiniz ezberlediniz artık. Önce Anadolu'da yaşayan bütün halklar olarak, bütün toplum kesimi masada, sokakta, her zaman ve her yerde barışacağız kardeşim, barışacağız. Barışı sağladıktan sonra büyüyeceğiz. Çünkü barış olursa ekonomimiz istihdamla, üretimle büyür. Büyüdükten sonra kazandık değil mi? Ne yapacağız kazandığımızı? 16 yıldır yaptıkları gibi faiz lobisine, rantiyeye değil, halka vereceğiz. Yani bölüşeceğiz. Adil bir şekilde bölüşeceğiz. Bütün formül bu. O yüzden kardeşim 24 Haziran'a kadar şimdi bunları size anlattım. Bunlar en basit formüller bu işin. Bu kadar şeyi hepimiz ezberimizde kafamızda tutuyoruz. Ama tutmakla kalmaz. Siz burada duydunuz. Benim amacım size duyurmak değil. Benim amacım sizi her akşam bunu 3 tane eve gidip anlatmanızı istiyorum. 3 tane eve. Ama hangi evlere? Cumhuriyet Halk Partililere değil. Arsuz'da az olabilir. Ama halen almadığımız oylar var. O oylara gideceğiz. Anlatacağız. Ve bu ülkenin neden 3B'ye ihtiyacı olduğunu bu kadar basit dille anlatacağız. Bunu yapabilirsiniz. Ekipler halinde gezmek istemiyoruz. Gösteri yapmak istemiyoruz. Biz bu ülkenin, bu insanların kurtuluşunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Onun için yapacağımız tek bir şey var. Her akşam 3 tane ev ziyaret edelim kardeşim. 3 tane. 30 günümüz var, 90 evden. Burada 100 kişi varsa 9000'e ulaşırız. Bunu yapabiliriz. Hiçbiriniz birbirinizi beklemeyin. Birbirimize kahvehanelerde şov yapmayacağız. Birbirimize meydanlarda şov yapmayacağız. Bana 2 haftadır sorulan her soruya ne yapabilirim diyene diyorum ki her akşam 3 tane evdeyiz. Her akşam 3 tane, bu kadar. Kardeşlerim, Ahsun sıcak, insanı sıcak, ben de çok terleyen bir adamım. Sesimi de korumak zorundayım çünkü daha çok konuşacağım bir ay boyunca. Ama şunu söyleyeyim, eski bir siyasetçi Hatay dile geldiğinde çok güzel bir laf etmiş. Hatay diyorsunuz bana Hatay. Eğer Hatay diyorsanız şunu bilin kardeşim demiş. Orada kavga dövüş olmaz. Orada ayrı gayrı olmaz. Orası insanı ayrıştırmaz demeye getirmiş lafı ve demiş ki gelin bakın Hatay'a. Kara kazanlar kaynadıkça hiç kimse birliklerini bozamayacak, bir vuracak, biri olacak, biri olacak, kazanacağız kardeşlerim, kazanacağız. Son kez sizi selamlarken dibinizde ister sosyal demokrat olsun, ister sosyalist olsun, ister liberal olsun, ister sağdan gelen arkadaşlarımız olsun, emin olun dibinizde elinizle tutacağınız, dokunabileceğiniz, gerekirse eleştirirken gelip kafa kafaya dokuşabileceğiniz bir adayınız var, 2 adayınız var, 3 adayınız var, 11 adayınız var. Rahat olun. Yok birbirimizden farkımız. Ben olayım, başkası olsun. 5'inki için değil, 3'ünki için çarpışın kardeşlerim. 3'ünki için. Memleket bizim. Bu memleket bizim, Anadolu bizim, selam olsun, ben selam.
sembollar üstünden konuşmayı sevmem. Ben sol yumruğumla değil, yüreğimle değil, aklımla kurtulmak istiyorum, aklımla. O yüreğim.